Zeynep. Biz Emre. Evet arkadaşlar, bu Emre. Bu Halil. Yeni sınıf mate'lerimle tanışmanızı istiyorum. O Efe. Müslüm. Genelde şok olur. Evet, şok olur. Şok. O da sıra arkadaşım. Evet, bu kadardı. Gözüme sok. Donuyorum. Küfür edebiliyor muyum? Yani hayır. Sansürleyemiyor kanka. Herkese merhaba. Bugün sizinle birlikte okula geldim. Bunun sebebi burada bir etkinlik yapacağız. Bizim endüstri kulübündeki arkadaşlarımla. O Elanbaz. Tanımıyorsanız tanıştırayım. Birlikte açılış yapmak istedik. Şu anda sınıftayız ve ışık çok güzel geliyordu. Bugün böyle birazcık şey giyindim. Hani şık giyinmeye çalıştım. Çünkü Özgür Aksu'na gelecek okulumuza ve bir konferans yapacak. Ben de orada görevliyim. İşte röportaj yapacağım gelene gidenle. Size paylaşmak istedim. Bence güzel kalabalık bir etkinlik olacağı için. Zaten kısa bir şey. Bir saat falan sürecek. Size de oradaki görüntüleri paylaşırım. O zaman sonra görüşürüz. Şu anda Elif'le oturduk, yemek yiyoruz. Sonra da rotaya gideceğiz ve dersten çıktık. Neden? Çünkü çok aktif bir kulübümüz olduğu için yemek yiyecek zamanımız yoktu. Devamsızlığımızdan gidiyor tabii ki. Üzülüyorum bu konuya. Neyse, yemeğimizi yedikten sonra oraya geçeceğiz. Şu an ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ruj sürmeye çalışıyoruz. Çünkü ruj getirmemişiz, birinden bulduk. Ve kendimizi çok kötü hissediyoruz. Herkes çok güzel giyinmiş falan. Evet, biz hani yani iki tane. Hayır aslında bilmiyorum, ben sen çok güzel olmuşsun. Hayır. Gerçekten, onu kendi beğenmedim. Ruj da hiç benim rengim değil ama şey yaptım. Evet, böyle, ben tuvalette brownie yiyorum arkadaşlar. Etkinlik alanımıza doğru gidiyoruz. Bakın şurası tam olarak etkinlik alanı. Elimdeki ruj kalmış şu hale bak. Burası hukuk fakültesinin altındaki konferans salonu. Ve bu şekilde biz şu andan erkenden toplandık. Şuradan sonra giriş yapacağız ve burada da insanlar böyle hani koordine oluyor. Şu hiç tanıdık insan yok. Duydum. Sürekli. Gözlerini çek. Canlı yayına mı girdin? Gözde, kendini tanıt. Ben Berkay. Endüstri Mühendisliği Öğrenci Topluluğu'nda görevliyim. Şu an hazırlıktayım. Ne giymişsin? Simsiyah olmuşsun. Evet, simsiyah. Çok ciddi bir gündeyiz. Herkes çok heyecanlı. Elif aşırı heyecanlı mesela şu anda. Şu an heyecandan gidiyor. Heyecandan şey yapmaya çalışıyor, kendini durdurmaya çalışıyor. Şey heyecandan. Of, çok zor hayat şu anda. Ne sormam gerekiyor sence insanlara? Evet Berkay, videolarımı izliyor musun? Hayır. Yalan söyle abi, biliyorum izlediğini. Sıkı takipçiyim desem olmaz şimdi, reyting geçiyor. Evet, hayır izleyebiliyorum. Beni çok seviyorum. Şu an Elif sanatsal bir çalışma yapıyor. Rotamız belli. Tam olarak olmadı. Ne yapalım biliyor musun? Yine parlak fikirlerinle. Konuştum şimdi, diyoruz ki hani böyle az önce sorduğum soru güzeldi mesela. Bunun haricinde kendi merak ettiğin soruları sor. Ben mi? Aynen, aklında bu şekilde gelmesi daha kolay olur soruların ve zaten bu sorular içinden biz bunları hani montajlayıp güzel olan kısımları keser, montajlarız. Mesela yaşınız kaç? Çok merak ediyorum. Kaç yaşındasın? Adın ne? Falan böyle. Numaranı alabilir miyim? Ya çok ya. Şeyle, kamerayla böyle. Büyük kamerayla çekerdik. Evet. You just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? O bizim başkanımız. Şu an çok stresli. Çok stresliyim şu anda. Bütün etkinliğin yükü senin üstünde. Çok tatlı. Ben sana gitmek istiyorum yine. Hadi şey benziyor, çekim alkolü benziyor. Çekim alkolü benziyor. Etkinlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Tek düşünen var, rotamız belli. Thank you.
sadece derslerden ibaret olmadığını bu doğrultuda belirterek etkinliğimizden keyif almanız ve hayatınızda etki bırakması beklerim diyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel bir etkinlik bulmak için burayı Zedbaki'de olarak. I don't know. I want to cry. We're stuck. Kelimelerinizi değiştirirseniz dünyanızı değiştirirsiniz. Kelimeler değişirse dünya değişir. Siz değişirseniz dünyalardan... Peki sarılırken niye güldünüz? Buraya gidiyorsunuz, teşekkür ediyorum. Güzel bir simülasyon yapacağız. Zaten birçok şey anlatacak bize. Kağıtlarınızı göster. Herkes göstersin kağıtlarını. Şimdi kural, gözleriniz kapalı. Ben ne dersem onu yapacaksınız. Bana güvenin. Gerçekten bir şey olmayacak. Rahat ol. Gözlerinizi kapatın ve ne diyorsam onu yapın. Kağıdı, kapalı gözler, ortadan ikiye katlayın. Ne duyuyorsanız onu yapın. Herhangi bir köşesinden katlı haliyle küçük bir parça yırtın. Evet. Tekrar kağıdı ikiye katlayın. Yine katlı herhangi bir köşesinden küçük bir parça yırtın. Son kez katlayalım. Ve yine herhangi bir köşesinden küçük bir parça yırtalım. Ondan sonra da bitirdikten sonra gözlerimizi ve kağıdı açalım. Evet. Şimdi açın gözlerinizi. Kağıdı açın ve gösterin herkese. Şimdi şartlar aynı mıydı? İmkanlar aynı mıydı? Komut aynı mıydı? Niye farklı şeyler çıktı? Aslında bize dedi ki hepimiz birer kar tanesiyiz. Şartlar aynı da olsa hiçbirimiz birbirimize benzemiyoruz. Ama biz şu küçücük asansörde bile dünyanın olayını yaşıyoruz. Birazcık gülümseme, ellerinizi gösterin, güneş gözlüğünüzü çıkarın. Ve benden sana zarar gelmez tebessümüyle. Belki bir günaydın, iyi akşamlar deyin, çok daha rahat olacak. Ama bunu bile yapmıyoruz. Asansöre binince insanlar düşman oluyorlar. Her asansörden inen sinirli. Niye? Herkes sinirli. Pardon, pardon diyerek iniyor herkes ya. Ne oldu? Çok zor bir şey başlıyor. Ne var? Eğer sorularınız, mesajlarınız, merak ettikleriniz varsa sosyal medyadan dediğim gibi takip ve takip. Takip edip yazıp ulaşıp gösterip iletişim kurup çözümler arayabiliriz beraber. Çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu düzenleyen ekibe de bir alkışlayalım. Tema Vakfı Fidan Bağışı Ödülü'nü takip etmek üzere toplumumuzun yönetim kurulu üyesi Ege Kızıldağ'ı sahneye davet ediyoruz. Yanımızda topluluğumuzun başkanı kendisi. Bugünkü etkinliği nasıl buldun? Bence çok eğlenceliydi. Özgür Bey zaten inanılmaz bir adam. Gerçekten bize çok şey kattı ve aynı zamanda bizi çok güldürdü, çok eğlendirdi. Etkinliğimiz çok güzeldi. Evet, şu an orada başkanım insanlar. Başkanım diye söylemiyorum. Gerçekten güzel bir etkinlik düzenlemişiz. Herkesin emeğine sağlık. Evet, o zaman en etkinlikte görüşürüz diyor muyuz? En etkinlikte görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Vizaları nasıl buldun biraz anlattın. Fazlasıyla güzeldi. Çok güzeldi. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Etkinliği nasıl buldun? Etkinlik de çok daha güzeldi. Geçen yıl da bu kulüpteydik. Geçen yıla göre daha iyiydi. Bunun nedeni de tabii ki de ekibimiz, tatlı ekibimiz. Bayağı uğraştık ama dersten falan çıktık böyle. Tabii. Şey yaptık, azmettik. Sabah 11'de geldik. Bayağı yoğundu. Ama güzel bir etkinlik. Evet. İnsanlar mutlu, güler yüz görmek bizim mutluydu. Kendini tanıtan da başkan yardımcısı. Aynen, ismim Berk. Başkan yardımcısı. O kadar. Tamam. Teşekkür ederim. 1-2-3 Evet, bakın burası hukuk fakültemiz. Buradan iniyoruz pıt pıt pıt. Etkinlikten sonra böyle bir mod oldu yani. Ulaş. Evet arkadaşlar, bu Seza ve bunu biliyorsunuz. Evet. Kendiler çalışıyoruz. Çalışmıyoruz ya. Yeni geldik çünkü çalışacağız. Bir tabii üstünde işte öyle geldik. Çok rahatsız. Üstüm biraz okuldan çıktık da hemen geldik. Videoları kapatıyor. Kanka bunu koymadık. Koyacağım. Kanka çok önce evet, bugün
netlese kameram keşke. Evet, bugün sizi okula götürdüm ve yaptığımız etkinliği çektim hepinize. İnşallah sevmişsinizdir. Bence çok eğlenceliydi ve bayağı da interaktifti. Ne diyorsun? Kötü bir şey diyorsan koyamam. Benim bölümümün kulübü olduğu için çok güzeldi. Şimdi arkadaşımla ders çalışmaya geldik. Ders çalışacağız. Çünkü midterm'imiz yaklaşıyor. Çünkü Çok havalıyız ve yeni kura geçtik ve midterm'imiz falan var. Evet ama eski kurda da vardı. Yeni kurda kalacağız. Hayır, kalmayacağız, çok basit. Dedi kaldı falan oluyor. Boş okulumuza teşekkür ederiz bu güzel, şuraya bakacaktık değil mi? Evet, çok güzel. Bu güzel imkanlarından dolayı okulumuza çok teşekkür ederiz. Evet. Teşekkürler Atılım. Teşekkür Atılım Üniversitesi ve o zaman Atılım'da gelecek var. Var. Çak. O zaman bir sonraki videomda görüşürüz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Sen kapat videoyu.